İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün ilçe belediyeleri ile bir araya gelerek toplu ulaşım konusunda problemlerin masaya yatırdığı 2024 İETT ilçe belediye buluşmaları Tuzla'da yapıldı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 İETT ilçe belediye buluşmalarına İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Yılmaz, İETT Genel Müdür Yardımcısı Onur Temürlenk, İETT Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu, Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, Tuzla Belediye Başkan Yardımcıları, Tuzla Belediyesi Birim Müdürleri katıldı. Bugün ne konuşacağız? Bugün Tuzla'nın ulaşımla ilgili nasıl daha güzel hale getirebileceğimiz işleri var, onu konuşacağız. Burada tabii temelinde şunu söylemek isterim. Tuzla 125 kilometre karelik bir alana sahip. Bu alanda özellikle kuzey hattında sorunlarımız var. Ama bu bir coğrafi sorunumuz var. Buraya hizmet böyle geliyor, vatandaş buna alışsın diyeceğimiz bir iş değil. Yani biz bu pencereden bakmıyoruz. Buna nasıl çözüm bulabiliriz? Sorunların çözümüne ilişkin nasıl kalıcı adımlar atabiliriz? Bunları konuşmamız gerekiyor. Biz de öncelikle İETT Genel Müdürümüze ve bütün İETT ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu buluşmaları arttıracağız. Bu buluşmaları önemsiyoruz. Evet, biraz önce Sayın Başkanımız çok güzel ifade etti. Tuzla'nın ulaşım sorunlarını sizlerden alacağız. Öncelikle Tuzla'yla ilgili şu anda neler yapılıyor? Onu biraz sonra Daire Başkanımız Sayın Yusuf Limon'dan dinlemiş olacağız. Ve sizlerden aldığımız, Sayın Başkanımızdan, kıymetli yöneticilerinden aldığımız talepleri inceleyip en acil olanlarından, en ihtiyaç olanlarından başlayarak imkanlar dahilinde buradaki ulaşımı iyileştirip mümkün olduğunca en konforlu ulaşımı sunmaya çalışacağız. Her gün 832 hatta 6500 civarında araçla 62 bin sefer planlıyoruz. Günlük 5 milyon civarında bir yolculuğumuz var ve her gün 1.25 milyon kilometre kat ediyoruz. Bu İstanbul genelinin fotoğrafı. Anadolu yakasının fotoğrafına bakarsak tüm Anadolu yakasında 334 tane hattımız var. 2275 aracımız çalışıyor. Anadolu yakası özelinde 21 bin sefer planlıyoruz. 1.6 milyon yolculuğumuz var bu yakada ve 450 bin kilometre kat ediyoruz. Tuzla özeline indiğimizde ise Tuzla ilçesinden kalkan ya da çevre ilçelerden kalkıp Tuzla ilçesine hizmet veren toplamda 30 tane hattımız var. Bu ilçe içinde her gün 239 aracımız çalışıyor. 2067 seferimiz var Tuzla'ya yönelik. Tuzla'da 148 bin civarında bir yolculuğumuz söz konusu. Yine ilçe özelinde 160 tanesi kapalı, 526 tanesi açık olmak üzere toplamda 686 durağımız söz konusu. Eskiden Tepe'de, Aydın'da ve Orhanlı köyünden kalkan halk otobüsleri işmeleri içinden geçerek Pendik Kartal'a gidiyordu. Bu belirtmiş olduğumuz hatlar sizlerden önceki yönetim iptal etti. Ve arkada dediğim çakal arasında. Bu adı geçen hattı tekrar yeniden işlevli kazanılmasını istiyoruz. Şu anda ben Şehitler Caddesi'nde ikamet etmekteyim. Piyade okulu lojmanlarından sonra Sahil Güvenlik İkmal Grup Komutanlığı adında bir durak var. O durak şu anda atıl vaziyette. İkmal Grup Komutanlığı davet edildi ve onun yakınındaki jip fabrikasında da personel zaten servis gibi jip üretimini durduğu için oradaki durağın 100 metre daha geriye alınmasını istiyorum. Harp okulundan Kartal'a giriş istikametindeki. Çünkü bu tarafta birçok siteler oluştu ve bu sitelerde oturan öğrenciler okullara gitmesi gerekiyor. Sabahları Marmara'ya gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla o sitelerdeki kişilere, oturan kişilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Deniz Harp Okulu'ndan Kartal Köprüsü'ne giden KB12'nin durağının Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı durağının 100 metre daha geriye alınmasını istiyorum. Çünkü başkanım, bizim ev olarak konutlarımız takriben 15 bin nüfusun yaşadığı bir yer ve coğrafi olarak da rampalı bir yerde olduğu için burada bizim ulaşım olarak bir müşterimiz var.
Şimdi Eylül ayından sonra okul sezonu açıldığından dolayı öğrencilerimiz sabah 9.30'a kadar Aydınlı'dan dolu geldiği için Evora'dan kesinlikle çocuklar mümkünse gidemiyorlar. Burada bir toplu ulaşım sıkıntımız var. Burada İETT bir E-130 var takviyeden. Burada aşağı gidiyor. Tavşantepe'yle bağlantı yapılamıyoruz. Sabah buradaki insanlar işe giderken böyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Burada bir servis arabası kendi inisiyatifle taşıma yapıyor. Burada bir ulaşım sıkıntısı var. Mimar Sinan'dan Tuzla Kavkale, oradan Tuzla Mercan'a giren bir otobüs trenimiz yok. Maalesef 2 ve sadece Tuzla sahneye inebiliyoruz. Ayrıca 133 TM sefer hattının özellikle Eylül ayında okulların açıldığı, açık olduğu bir zamanda sefer hatlarının arttırılmasını istiyorum. Kadınların sorunları şuydu, belirli bir saatten sonra biz aşağıya inemiyoruz. Yani aktivitelere, sosyalleşmeye aşağıya inemiyoruz ve çıkamıyoruz. Çünkü belirli bir saatten sonra araç yok yukarıya diye sorunlarını iletmişlerdi. Bunu iletmek istedim. Bir de Engelli Halkları ve Dayanışma Derneği Erdoğan Bey selamlarını iletti. Onun da kendisi katılamadığı için bu toplantıya şu notu iletmemi istedi kendisi. Engellilerle ilgili, özellikle görme engellilerle ilgili araçlarda sesli yanıtın, sesli konuşmanın eksikliği ya da denetlenmesini mutlaka arzu ettiklerini iletmemi istedi. Teşekkür ederim. Tuzla Ulaşımı İstanbul'un en uç ilçesi olduğu için tabii ki çok zor. Fakat Tuzla 25 yıl öncesine göre ulaşımın geriye gittiğini söylüyorum. 25 sene önce Kadıköy'den kalkan 16 Diyarbakır aracı Tuzla'ya kadar gelirdi. Bugün ise Kaynarca. Oysa Tuzla'nın nüfusu katlandığı halde, marina yapıldığı halde o araç Kaynarca'da. Bu marinaya kadar gelse olmaz mı? Tuzla Belediye Otobüs Durağı'nda Kadıköy'e gitmek için 1 saat 15 dakika otobüs bekliyor. İkincisi, otobüs duraklarında hareket saatlerinin hepsini kaldırmışlar. Defalarca söylüyoruz, ilgilenen. İşte Tahtuzhane Caddesi benim mahallemde kalıyor, Postane Mahallesi'nde kalıyor. Orada bir karmaşa olduğundan bahsettiniz. Evet, orada doğrudur, bir karmaşa var. Ama bu karmaşanın sebebinin ben minibüs hattı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Minibüsler üzerinde bir çalışma var mı? Yani şöyle, İstanbul Kart kullanılabilecek mi minibüslerde? Ya da minibüsler duraklarda duracak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de metro hattı Tuzla'ya planı ne zaman, hangi süreç içerisinde gelecek? Teşekkür ederim. Tarafı 500 TL'nin ana hedefi Kavacı'ya ve karşıya yolcuyu taşımaktır. Aralardaki duraklarda ise 500 TL'nin 130 şey gibi bir alternatif var. 130 şeyde 28 araçtan 32 araca çıktık. Aslında ki aradaki yoğunlukları 130 şeyle kaldırıyoruz. Dolayısıyla 500 TL'yi rahatlatıyoruz. Hastane ve adliyelere ulaşımla ilgili bir şey geldi. Ulaşamıyoruz. 130 ağa neden kaldırıldı diye. 130 ağanın alternatif olarak iki tane KM12 ve KM13 şeklinde farklı güzergahlardan çalışan ve metroya ücretsiz entegre olan hatlar kuruldu. 130 ağanın devam etmesi durumunda Kadıköy'e ulaşım süresi 120 dakikanın üzerine çıkmış durumda. Ama metroyla biz bu süreyi 45-50 dakikalara indiriyoruz. Metronun da hem hastanenin hem de adliyenin önünde çok rahat ulaşılabilecek şekilde istasyonları söz konusu. Dolayısıyla en başta söylediğim şekilde biz metro ulaşımını, raylı sistemleri desteklemek ve araçlarımızı trafikten kurtarmak zorundayız. İETT, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz, Tuzla Belediye'miz sorunların çözümü için çalışmaya devam edecek. Bütün notlarımızı aldık. Biz de Tuzla Belediyesi olarak çalışacağız. İşte az önce bir muhtarım söyledi, Mimar Sinan muhtarım söyledi. Biz Şifa Mimar Sinan'da Şelale Park'a ring sefer koyduk. Niye? Oraya toplu taşımayla iki vasıta kullanmadan doğrudan giden bir ulaşım yok. Biz kendi orada hızlıca çözümümüzü de üretmiş olduk. İETT burada çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Ben geldikleri için onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Çözüm yollarını birlikte bulacağız, birlikte çözeceğiz. Ulaşım sorunu bizim en önemli gündem maddelerimizin başında geliyor. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun.